Toprak anam, gök kardeşim, su dadım. Sevgi çağlar yüreğimde sel mi ki? Ben doğarken yurdum diye ağladım. Ayrılığa dayanılır halbuki. Kirişteyim, Kabzadayım, Hiv'deyim. 16 yıldızlı mutlu evdeyim. 24 kol yetiştiren bir gövdeyim. Tek gökteki ayrı, ayrı dal mı ki? Yesevi'nin çeşmesinden akmışım. Mevlana'nın gözleriyle bakmışım. Yunusların tezgahından çıkmışım. Senlik benlik, dosta giden yol mu ki? Yağız Osman tu dikince söyde, edebali gül yolladı yiğide. Öz kardeşim abdalı da beyi de, sarışınım esmerim de el mi ki? Uçtu şarttan garba şaha kalkan at, sevgiliye eştir kılıç kalkan at. Üç kıtaya nasıl gerdim kol kanat, anlatayım, anlatayım şu bendeki dil mi ki? Bolayır'dan Sakarya'ya atladım, Sütçü İmam namlusunda patladım. Çete kurdum, çete kurdum, orduları hakladım. Millet için yurt satılık mal mı ki? Tarih boyu hizmet ettim barışa. Çok kalmadı artık, çok kalmadı artık hedefime varışa. Miraç hızı ile çıktım yarışa. Uzay dağı aşılmayan sel mi ki? Uzay dağı aşılmayan sel mi ki? Senlik benlik, dosta giden yol mu ki? Hakan Demir'le Gönülden Düşenler programına hoş geldiniz efendim. Her hafta cumartesi günleri olduğu gibi bu hafta da karşınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çok değerli iki konuğum var. Onlara dönmeden önce mesaj numaramızı sizlere hatırlatalım. 0545 508 4545 numaralı telefonumuzu WhatsApp hattına gönderiyorsunuz mesajlarınızı. Biz de onları canlı yayında okuyoruz. 0545 508 4545. İki değerli konuğum var demiştim. Hemen onlara döneyim. Belçika'dan geliyor. Yıllar önce, yaklaşık 3 sene önce konuğumuz olmuştu. Bir kez daha bizi kırmadı. Belçika'dan geldi. Türk halk müziğinin güçlü sesi, Belçika'nın da Türk sanatçılar içinde gerçekten tanınmış en değerli isimlerinden biri Banazlı Orhan. Orhan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Tekrar bizi davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Orhan abi, yani 3 sene önceki Banazlı Orhan'la şimdiki Orhan abi arasında hiçbir fark yok. Saçında yine bir tane beyaz bile yok Orhan abi. Yaşlanıyoruz. Biraz yorgunluk da var tabii bu ara. Orhan abinin yanında gerçekten kalemi güçlü şairlerden. O da Ankara'dan bizi yalnız bırakmadı. Gönlü güzel, değerli bir insan, değerli bir dostumuz. Onun yanında gerçekten önemli bir şair. İnayet Millidere, Nur Evşan mahlasıyla bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizi burada görmek de bizi ayrıca mutlu ediyor. Teşekkür ederim. Ben de sizlerle olmaktan mutluyum. Sağ olun, var olun. İki güzel insan, iki değerli dost. İki gerçekten yaptıkları sanatın ustaları bizle birlikte bugün. Onun için ayrıca mutluyum. Sizleri bir biz daha de sizlerle görmek. Olmakta mutluyuz. Orhan abi Belçika'dan bizleri kırmadı geldi, sağ olsun. Orhan abinin yani gerçekten
Süper bir repertuarı var. O repertuara bakınca şöyle gerçekten yerinde duramayacak değil mi izleyiciler? İnşallah. Orhan abi. Elimizden geldi. Orhan abinin ekibine de şöyle dönüp baktığımızda Kaval'da Adem Yılmaz, bağlamada Ali Aydoğdu, Yaşar Yıldızlar ve klavyede de Sait Öztürk. Bizle birlikte onlara da hoş geldin diyelim. Orhan abi Belçika'dan dolu dolu gelmiş. Evet. Yani böyle ekip arkadaşlarımız Banaz'ın. O ekip olarak da müthiş bir ekip. Bakacağız bakalım neler yapacaklar bugün. İnşallah. Orhan abinin albümünü de şöyle gösterelim. Gurbetten Sıla'ya Banazlı Orhan yörelerimiz ve türkülerimizle. Yeni de klip çekimleri var Orhan abinin, onlardan da bahsedeceğiz. Bu albüm güzel bir albümdü. Kuruldu mu şu Banaz'ın pazarı? Çok güzel bir klip yapmıştık. Değil mi? 3 yıl önce. O klibi unutmuyorum yani. Evet. Hatta yayınlamıştık değil mi biz? Evet, bu da yayınlamıştık. Müthiş bir eserdi. Şimdi önce Orhan abi seni bir tanıyalım. Belki unutanlar olmuştur. 3 yıl sonra Belçika'dan bir daha geldin. Neler söylersin? Banazlı Orhan kimdir? Senin ağzından bir tanıyalım. Banazlı Orhan 1965 Banaz doğumlu. Yaklaşık 20 yıldır Belçika'da müzik hayatına devam ediyoruz. Düğünlere gidiyoruz. Buraya geldiğimiz zaman da işte sizlerin yanınıza 5 tane klip çektim. Allah nasip ederse 6. klibe imzayı atıyoruz. Bu arada sesimiz çok yorgun. 2 gündür geç saatler. Dün 2.30'da klip çalışmalarının bir bölümünü bitirdik. Herhalde Allah nasip ederse pazartesi gün son noktaya koyacağız. Yorgunuz. Sesimizde biraz yorgunluk var. Elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız inşallah. Orhan abi hep bu usta böyle büyük sanatçılar hep böyle bahaneler buluyorlar. Gerçekten yorgunuz. Ya sesim yorgun falan. Ama müthiş de bir program oluyor ondan sonra. İnşallah. Mesajlara bakıyorum. Çok sayıda mesaj da gelmeye başladı. Biraz sonra onları da okumaya başlayacağız ama. İnayet Hanım'ı da bir tanıyalım. İnayet Milli Dere kimdir? Biz biliyoruz. Yakından takip ediyoruz. Ama belki yani yurt dışından da izlendiğimiz için tanımayanlar olabilir. 1972 Ankara doğumluyum. Aslen Kırşehirliyim. Ankara'da yaşıyorum. Bir kamu kuruluşunda çalışıyorum. 2010 yılından beri şiirle uğraşıyorum. Seslendirme yapmayı seviyorum. Sizi yakından takip ediyorum. Güzel programımızı her hafta sıkı takipçinizim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Orhan abi de siz de bizi mesajlarınızla yalnız bırakmıyorsunuz. 2016 yılında ilk kitabım çıktı. Allah kısmet ederse hikaye ve romanım da çok yakında çıkacak inşallah. Ne güzel. Tabii sizin bir de bu kitap basımıyla alakalı hep bizim konuk olan yazarlarımız, şairlerimiz hep bir sıkıntı yaşıyorlar. Hep bize soruyorlar. Diyorlar ki ya biz hep yayın evleriyle işte sıkıntı yaşıyoruz. Sizin de bu işlerle uğraştığınızı biliyorum. Hani biraz reklam olmasın ama güvenilir bir İsimsiniz. Ben de size yönlendiriyorum birçok kişiyi. Teşekkür ederiz. O konuda da çalışmalarınız var değil mi? Başkent yani şairler, yazarlar size ulaşmalı değil mi? Evet. Ulaşırlarsa yardımcı olmaya çalışırız. Evet. Başkent Edebiyat Kültür Sanat Eğitim Derneği yönetim kurulu üyelerim dedim. Derneğimizin en büyük amaçlarından biri şair ve yazarlarımızın kitaplarını çıkartmalarında yardımcı olmak. Onları yanlış ellere biraz teslim etmemek. Elimizden geldiğince yardımcı olmak. Evet. Nur Evşan isimli kitabınız. Onu, evet. Onu bir gösterelim şöyle. Eşimin Anneler Günü hediyesi bana. Evet. 2 sene oldu. Nur Evşan. Tabii sizin mahlasınız Nur Evşan değil mi? Evet. Çok isim evet. Arayınca dedi ki Nur Evşan yapalım. Uğraşmayalım. İsim Nur Evşan olarak kalsın dedi. Aslında Milli Dere gibi şöyle millilik var soyisinde ama. Evet. Havasından mı suyundan mı bilmem Ankara gibiyim. Biraz ayaz biraz sert. Temmuzdur bir yanım, zemheriye eş. Kuyu dibinde Yusufi gömleği üstümde ateş. Tabi burada eşinize de bir mesaj gönderilmiş. Evet. Yusuf abiye de selamlarımızı gönderelim. O da gerçekten değerli bir isim. O da bizim sıkı takipçilerimizden bizi yalnız bırakmıyor. Sağ olsun, var olsun. Ona da buradan selamlarımızı gönderelim. Mesajlara da döneceğiz biraz sonra. Unutmadan İnayet Hanım gelirken şöyle güzel bir hediye de getirmiş bize. Gösterelim şöyle. Sağ olsun, var olsun. Bizi zaman zaman böyle onurlandırıyor. Hakkını yememek lazım yani. Başkent çok Edebiyat'tan hatırası size. Evet, Başkent Edebiyat ayrıca tabii şöyle bir çiçek de getirmişler gelirken. Sağ olsun. Tabii Orhan abi de Uşak'ın meşhur taranalarından. Bir de Belçika'nın meşhur çikolata. Belçika'nın meşhur çikolatalarını da getirmiş Orhan abi, sağ olsun.
Sağ ol, var ol. Afiyet olsun. Yani inşallah çikolatalarda bir domuz yağı falan yoktur Orhan abi. Bizi bir sıkıntıya sokma sen. Yok inşallah. Şimdi Orhan abi, senin bir türkünde başlayalım. Evet. Bakıyorum listeye, hangi eser var? Kiremit'te Buz Musun? Bu bizim Uşak Banaz Corum Köyü türküsü. Şimdi klibimizi bu türkümüze çekiyoruz. Evet, hatırladım senin o köyü Orhan abi. Çorum'la karıştırıyorlardı, evet, değil mi? Evet, Corum köyü. Corum. Tabii mesajlar Corum da geliyordu ya, Corum diye. Acaba evet. Çorum mu diyorduk? Evet, evet, onu da karıştırıyorlar. Bizim Corum köyümüzün türküsü. İki gündür çekimler devam ediyor. Bu esere arada mi çekiyorsunuz klibi? Evet, bu esere çekiyoruz. Allah nasip ederse çok güzel bir klip olacağını düşünüyoruz. Başta sayın yönetmenim, Fevzi Ünlü kardeşime, Paşacık köyü halkına, yani bu emeklerle oluyor bunlar, kolay bir iş değil yani. Allah razı olsun hepsinden. Paşacık köyü halkından Aysun Gültekin Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Corum köyü türküsü olacak. Dün akşam 2.30'a kadar o köydeydik. Muhtarımız Erdem Bey, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok yardımları var, çok emekleri geçiyor. Güzel bir klip olacak. Halk falan Allah razı olsun çok ilgi gösteriyorlar. Orhan abi, eseri alalım, sonra kliple ilgili sorularım var sana. Hiç vakit kaybetmeyelim. Kiremit'te Buz Musun desin Orhan abi. Haydi bakalım, başlayalım. Kiremit'te buz musun, gelin misin kız mısın? Kiremit'te buz musun? Yarim size varacağım, evde de yalnız mısın? Gel Osman'ım gel. Yarim size varacağım, evde de yalnız mısın? Deniz üstünde birer kayıklar gelir gider. Deniz üstünde fener kayıklar gelir gider. Ne mektup var, ne haber, yüreğim yanar, tüter yan Osman'ım yan. Ne mektup var, ne haber, yüreğim yanar, tüter yan Osman'ım yan. Thank you.
şu binanın üst yanı, altı da berber dükkanı. Şu binanın üst yanı, altı da berber dükkanı. Tezkereli geliyor hacıların Osman'ı, gel Osman'ın gel. Tezkereli geliyor hacıların Osman'ı, gel Osman'ım gel. Orhan abi. Teşekkür ederim. Orhan abi biraz sonra biraz da terledik. Oyun havalarıyla da. İnşallah. Değil mi? Teşekkür ederim. Sağ olasın. Bizi coşturacak. Şimdi 0545-508-4545'e gelen mesajlara dönelim. Çok sayıda mesaj geldiği için daha sonra biz bunları okurken sıkıntı yaşamayalım diye başlayalım mesajlara. Manisa Medya TV çalışanları, Ankara'dan özellikle Keçiören Sosyal Güvenlik Merkezi'nden hepinize kucak dolu sevgiler. Sayın Şefimiz İnayet Millidere konuğunuz, hepimiz yayını sabırsızlıkla bekledik. Hayırlı yayınlar olsun inşallah demişler. Ankara'ya selamlarımızı gönderelim. Ayrıca sevgili konuğunuz Orhan Bey'den gönlünden geçen bir parçayı biz Keçiören Sosyal Güvenlik Merkezi çalışanları için rica ediyorum demişler. Sıradaki onlara da selamlarımızı gönderelim. Biraz sonraki biraz ağır bir eserdi ama onu da size gönderelim. Orhan abi, normalde aslında Orhan abi bizim aklımıza geldi mi hareketli türkülerle evet tanıyoruz yani. Sevgili şefimiz yolun açık olsun, kim tutar seni demişler. Bu şeflik nereden geliyor acaba? Kamu dairesinde çalıştığım için orta düzey yöneticilik şeflik. Öyle mi? Memur, şef, müdür, merkez müdür olarak gidiyoruz. O yüzden şef. Sevgiler selamlar, Demet Kama Tuncer lütfen mesajımı okuyunuz yazmışlar. Mesajınızı okuduk Demet Hanım. Bu akşam programa misafir olacak olan İnayet ablacığım, hayat enerjine imrendiğim hanımefendi. Seni çok seviyorum. Büşra Hilal göndermiş. Genç bir yazarımız, 18 yaşında. Öyle mi? Biz yazarlara, şairlere hem gönlümüzü hem programımızı açtık Orhan abi. Gerçekten Türkiye'de bir eksiği kapattığımıza inanıyoruz biz. Programımızda evet, Gönülden Düşenler şiir programı bu eksikliği kapatmış durumda. Merhabalar değerli Hakan Hocam. Öncelikle selam ve sevgilerimi sunuyorum. Değerli şair ve yorumcu, şiirlerin sultanı İnayet Millidere hanımefendiye başarılar diliyorum. Ve değerli sanatçıya başarılar diler. Selam ve saygılarımı sunarım. İzmir'den Vahap Ünsal göndermiş. Vahap abi de bizim için önemli ve ayrı bir yeri olan şairimiz. Daha önce konuğumuz olmuştu. Selamlar diyelim Vahap abiye. Mustafa Kara Ahmetoğlu öyle bir mesaj atmış ki okumam 10 dakika falan sürer herhalde. Ama yine de Mustafa abi için okuyalım. Sorunsuz yayın dileklerimi, hayırlı akşamlar. Öncelikle Gönülden Düşenler programında biz amatörlere gönül sayfasını açan değerli kardeşim Hakan Demir'e ne kadar teşekkür etsem azdır. Ömrüne bereket kardeşim. Estağfurullah. Ve Nurevşan, ne desem azdır. Adı gibi ışık saçan, çevresini aydınlatan, iyi ki tanıdım, iyi ki varsın dediğim ender insanların başında gelen, asla fedakarlıktan kaçınmayan, o naif yorumuyla hemen hepimizin şiirlerine can veren, edebiyat dünyasında tanımamıza vesile olan onca yoğunluğun arasında Başkent Edebiyat Kültür Sanat ve Eğitim Derneği çatısı altında edebiyat sevdalarını toplamaya çalışan, şiir yüreklere el uzatan, kitap çıkarmak isteyen arkadaşlarımıza yardımlarını esirgemeyen, yüzü her daim gülen sevgili kardeşim, seni anlatmak o kadar zor ki Allah'ım her şeyi güzel gönlüne göre versin, yolun her daim açık olsun, başarılar diliyorum demiş. Maşallah. Ben yazamazdım şahsen bu kadar uzun mesaj. Şiir gibi yazmış. Teşekkür ederiz. Mustafa Kara Ahmetoğlu. Mustafa abinin bu mesajı bugüne kadar okuduğum en uzun mesaj olarak da tarihe geçmiş oldu. Ben İzmir'den Gaffar Güllü Hakan kardeşim, Ankara'dan gelen sevgili İnayet Hanım'a, değerli Banazlı sanatçı konuğunuza
Ve bütün izleyiciler selamlar, saygılar demiş. Keyifle sizi izliyoruz demiş. Gaffar abi de daha önce konuğumuz olmuştu. Ona da selamlarımızı gönderelim. İyi yayınlar konuklarına da size ve herkese selamlar demiş. Sıkı takipçin Cahit yazmış. Cahit abiye selamlarımızı gönderelim. Sağ olsun, var olsun. Bu hafta Akhisar Süleymanlı Mahallesi'nden izliyorum sizleri demiş. Senden bir rica ediyorum demiş Cahit abi ayrıca. Biraz önce okuduğumuz şiiri sana gönderelim Cahit abi. Hakan Bey, bugün sizi Çankırı'dan izliyorum. Yine güzel bir program olacağından eminim. Başkent Edebiyat'ın Ankara'daki sesi her ay bizleri bir araya getirerek Kabakçı Konağı'ndaki Dem Vakti'nin sunucusu İnayet Millidere'ye ve konuklarınıza selamlar, Hüsnü Ekizceli göndermiş. Hüsnü abiye de selamlarımızı gönderelim. Bizim programlarımızda hemen hemen bütün şairler, yazarlar, mesaj atar, izlerler. Güzel bir topluluk, güzel bir program oluyor. Bu mesajlarla Orhan abi, sen de Belçika'dan biz hep evet, bu zaman zaman değil mi? Yalnız, yalnız bırakmıyordun, sağ ol, var ol. Mesajlar çok sayıda. Biz mesajlara, Mustafa abinin mesajı 10 mesaj yerine falan geçtiği için şimdi yoruldum, duruyorum biraz. Hemen Orhan abiye dönerim. Orhan abi, şimdi yeni albüm çalışmaları var mı? Öyle bir proje, öyle bir hareketlilik var mı Orhan abi de? Kliplerimizi bitiremedik daha bu albümde. İnşallah bakalım yine ilk zamanlarda. Orhan abi, kliplerden bahsedelim. Yine kendi köyünde mi çekiyorsun? Yani kendi köyümde Corum değil de... Corum köyü yakın değil mi size? Corum köyü yakın. Bana orada da tanıyorlar mı Orhan abi? Biliyorlar değil mi? Köy, tabii beni tanıyorlar bana çevresinde. Köyde geçtiği için bu hikayesi. Orada çekmeye karar verdik. Geçen yıldan bunu görüştük zaten biz köy muhtarımızla, Erdem Bey'le. Allah razı olsun, bu sene hazırlığımızı yaptık. Siz de davet ettiniz bu ara. Buraya da geldik. İnşallah. İnşallah güzel bir klip olacak. Allah nasip ederse. Yine hareketli mi Orhan abi, böyle oyunlar var mı? Gerçi şey değil mi? Biraz önceki eserde. Evet, biraz o önceki ağır eserde. Evet, bir ağıt gibi. Evet. Ama eskileri canlardık biraz. Ali Sazım her zaman yanımda zaten benim. Allah razı olsun. Fotörleri giydik. Bir şeyler yaptık. Sürpriz olsun. Sadece resimler Orhan abi, biz de şimdi yayınlarız onu. Sen bize gönder. İnşallah. Biz de onu sana destek veririz. Teşekkür ederim. Orhan abinin kliplerini daha önce yayınlamıştık. Banazlı Orhan. Ama hareketli eserler Orhan abi, sana daha çok yakışıyor. Yani ben böyle öyle hatırlıyorum seni. Evet, repertuarda da birçok, hele 17 benli Şadiye değil mi? Evet. O müthiş bizim bir eserdi. Onu da biraz sonra güzel alacağız ama önce Nur Evşan mahlasıyla İnayet Millidere, değerli dostum, değerli arkadaşım ve değerli şairimiz. Teşekkür ederim. Ondan şiir alalım. Bir fon müziği rica edelim arkadaşlarımızdan. Hangi şiirdi? Kendi bahnasıma yazdığım bir şiirim var. Onu paylaş. Yıldız yıldız bakışın kanat çırpar afakta. Çabalasan da boştur, ömürden gider zaman. Yollarını gözlerim doğmayacak şafakta. Yıkıp kavuran hüzne sanki yüreğim mekan. Kırıktır kanatların, bilinmez mi Nur Efşan? Kuşluk vakti gecenin ümidi yağmalansa, aşka düşünce yanar, hara döner emekler. Yüreğine dokunup seni senden alansa, gözler birleşmez korkar, tutuşmaz bile eller. Umuduna bir ışık bulunmaz mı Nur Efşan? Hayallerin bitimi tütüp duran dumansa, kalbinin sesi midir dudağından dökülen? Sessizliği yitirip bir defa beni ansa, yakıyor heceleri kaleminden sökülen. Sıkıntılar ikiye bölünmez mi Nur Efşan? Sözlerin hançer olup kapgahımı vurursa, dayan yüreğim dayan derim nice zamandır. Sabırla büyüttüğüm sevda bir gün kurursa, yaranlamaz bir türlü hallerim pek yamandır. Geleceğe seninle gülünmez mi Nur Efşan? Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Yani Nur Evşen kimmiş, böylece öğrenmiş olduk. Öyle.
Az buçuk öyle. Zaten şairlerimiz, hatta halk ozanlarında var. Önce kendilerini şöyle tanıtırlar, sonra programa başlarlar değil mi? Orhan abi, nasıl başladın, ne zaman başladın, bağlamayla tanışman nasıl oldu, nasıl bu yola çıktın? Rahmetli babam ilkokul öğretmeniydi. Bir de müziği sağlam olduğu için o zamanlar 70'li yıllarda, ortaokullarda müzik derslerine gidiyordu. Biz küçüklükten başladık. Yani ilk çurayı elime aldığımda benim boyumdan uzundu. Onu iyi hatırlıyorum. Yani o zaman halk eğitim merkezinden eve götürdüğümü iyi hatırlıyorum. 72-73'lü yıllarda. Vallahi öyle başladık. Yavaş yavaş her gördüğüm benim şeyim enstrümana merak sardım. Ortaokul lise yıllarında müzik ve folklor dallarında görev aldık. Ondan sonra işte 1985'te askerliği bitirdikten sonra düğünlere başladık. Belçika'ya ne zaman gittin Orhan abi? Ben ilk gidişim 92. 92'de. Yani 99'dan beri temelli, yani artık oraya yerleştik. Çoluğu çocuğu oraya götürdük. Ben kendim bir iki sefer gittim geldim. Nasıl yani Orhan abi, şimdi Belçika'da bu işi sürdürmek, bir Türk sanatçı olmak nasıl bir duygu? Nasıl, zor mu? İlgi alaka var mı? Nasıl bizim tabii ki zorlukları da var. Tabii çıkıyorlar mı? Tabii ki zorlukları da var. Şimdi mesela biz Almanya'da, Fransa'ya gidiyoruz. Belirli orkestralar oluyor. Orkestralar var. Biz zeybek çalmaya gittiğimiz yerler oluyor. Veya Uşaklı düğünlere gittiğimiz yerler var. İyi, Allah'a çok şükür. Piyasamız güzel. İş yapıyoruz. Yıllardır bu işte geçimimizi sağlıyoruz. Çok güzel. 0545-508-4545'e gelen mesajlara doğru şöyle bakalım. Arkadaşlarım da diyor ki yağmur gibi mesaj geliyor abi, zor yetiştiriyoruz diyorlar. Sağ olsun izleyicilerimiz ilgi alaka gösteriyorlar. Tabii Banazlı Orhan Belçika'dan gelir de, İnayet Hanım Ankara'dan gelir, bir de üstelik Başkent Edebiyat Derneği'ndeki o kadar çok şair ve İnayet Hanım'ın o kadar çok takipçisi var ki onlardan gelen mesajlar da yoğun bir şekilde, ben şu anda nerede kaldım onu arıyorum. Evet. Buldum. Evet, bu arada Mustafa Karahmetoğlu'nun mesajı müthişti gerçekten. Ben İzmir'den Mehmet Günan'a, sıradaki parçayı bizlere armağan ederseniz seviniriz. Hemen Orhan abiye dönelim. Orhan abi, ediyor muyuz? Söyleyeyim. Hediye ediyor muyuz? Sıradaki parçayı kendimiz istiyorum. Mehmet Günan'a, ben değerli bir kardeşim. Evet. İzmir'den izliyorlar bizi şu anda. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Banazlı Orhan abim, sıradaki parçayı senden istiyorum demiş izleyicimiz, ismini yazmamış. Sevgili İnayet Millidere, sizleri takip etmek, ekranlarda görmek çok güzel, iyi ki varsın. Hayranlıkla seni takip ediyoruz. Güzel Manisa'mıza hoş geldin, sefalar getirdiniz. Kayınpederim Hüseyin Akbulut'a çok selamlar demiş izleyicimiz. İsmini yazmamış yalnız. Kayınpederim. İsmini yazmamış, öyle mi? Yok, kayınpederim. Yani kayınpederim Hüseyin Akbulut'a çok selamlar demiş. Aleyküm selam. Evet. Hakan Bey kardeşim, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Ankara'dan Nuh Aliber Kulızır. Konuğunuz Nurevşen Hanım'a Banazlı Orhan kardeşime selamlarımı iletiyor. İyi programlar diliyorum. Sizleri keyifle izliyoruz demiş Kul Hızır. Biz de selamlarımızı gönderelim, sağ olun. Cümleten hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlarınız olsun. Saygılarımı selamlıyorum. İnayet Hocama da ayrıca tebrikler demiş. Bugün yemek yediğiniz Nurlu Pınarlı Hüseyin Akbulut'un lokantasından pür dikkat sizi izliyoruz demişler. ben de diyorum ki yani Nura şey İnayet Hanım nerelerde diyorum. Nerede olduğunu şimdi buldum. Biz de gündüzden beri arıyoruz yani nerede diye. Demek oralaraktınız bizden habersiz. Orhan abi görüyorsun. Nasıl yani bulmuşlar ama hayret yani, hayret ettik. Bulurlar bizim, sen bizim programımızı izlenmiyor mu zannediyorsun? İzleniyor da ama hani genellikle şairler izliyor olarak seçildik. Düşünüyorduk. Demek ki ya değilmiş. Bu sizin başarınız aslında. Teşekkür ederim. Yaklaşık 2 ay önce yılın yerel kanalı seçildik. 3. Anadolu Medya Ödülleri'nde çok büyük bir başarıya imza atmıştık. Bizi izleyen bütün izleyicilerimize teşekkür ederiz. Bizi götürmeseniz de oraya, yalnız geçseniz de. Borcumuz olsun. Aslında Orhan abi nasıl üste çıkıyorum değil mi? Aslında bizim, evet, götürmemiz lazım. Neyse, Ankara'ya gelince biz de sizi götürürüz. Telafi ederiz. Sevgili Nurevşan, sizleri çok seviyorum. Rabbim yürüdüğünüz bu yolda yar ve yardımcınız olsun. Eserlerini büyük heyecanla bekliyorum demiş izleyicimiz. İsmini yazmamış. İzleyicimiz ismini yazmazsa biz de söyleyemeyiz kim olduğunu. İsminizi yazmayı unutmayın. Selamlar sayın abilerim. Sizden bir isteğim var, söylerseniz sevinirim.
Ramiz Tekani'de Nece Barış'ın Ben Bu Zamanla şiir. Biraz karışık gelmiş şiir. Sanki Azerbaycan diliyle yazılmış gibi ama eğer bir daha atarsanız onu bir daha okuyalım. Seni çok seviyorum anneciğim, iyi yayınlar diliyorum demiş. Asena Alp göndermiş. Kızım. İsmi Asena Alp mi? Asena ismi Alp soyadı. Öyle mi? Ne kadar uymuş, güzel uymuş birbirine. Öyle. Biz de tam selamlarımızı gönderelim. Evet. İyi yayınlar. Televizyonlarda maalesef şiir programı yapılmıyor. Bu manada sizlere çok teşekkür ediyorum. Sevgili dost Nurevşan İnayet Milli Dere'yi ekranlarda görmek çok güzel. Başarılar diliyorum demiş. Erol Kılıç göndermiş. Biz o şiir programlarının eksikliğini gerçekten biraz önce de söylediğim gibi gidermeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bütün şairlere, yazarlara kapımız açık. Onların kitaplarını, sanatçılarımızın albümlerini tanıtmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Sağ olsun, var olsun, ilgi alakada bizleri mutlu ediyor. Selamlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben İzmir'den Mustafa Sönmez, Orhan abiye çok selamlar. Turnam parçasını çalarsa sevinirim demiş. Orhan abiye selamlar olsun. Ayrıca selamlar demiş. Var değil mi listemizde Orhan abi? Var, evet inşallah. Orhan abi varsa hadi bir eser alalım, mesajlara devam edelim. Sen şimdi yakalamışken seni ne kadar çok okutursak o kadar. Uzun ince bir yoldayımla başlayalım. Evet. Orhan abi. Devam edelim. Gündüz gece
şaşar Veysel hiç bu hala. Ya halıyan ya hüyüle, yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, vay. Yetişmek için menzile gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Ağzına gönlüne sağlık Orhan Teşekkür abi. Teşekkür ediyorum. Sağ Güzel olsun. Bir eserdi. Sağ olasın, var olsun. Aşık Veysel'i de buradan rahmetle analım, evet, bu güzel eser için. Güzel eserler. Bu güzel sohbete, şiirlere, türkülere devam edeceğiz. Ama kısa bir reklam aramız var. Reklamlardan sonra yine biz buradayız.